Merhaba, ben Sami Can. Merhaba, ben Barış. Girişimci Muhabbeti'nin 53. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu ikinci çekimimiz. Sağ olsun Ve Barış. kaç dakika çektik bir öncekini? Bir 15 dakika konuştum herhalde. Bravo, yani 15 dakika konuştuk, bir 15 dakika daha aynı şeyleri konuşmayı deneyeceğiz şu anda, Evet, değil mi? böyle eğik kafamla, boynumla böyle Notre Dame'ın kamburu gibi konuşturttum Üzgünüm. Yanlış SD kart koymuşuz, o da tanımamış ve bastıktan sonra da biz kontrol etmediğimiz için kayıt alamamışız. beni. Şu anda Evet. tekrardayız. Yani Evet. bizim için tekrar, sizin için değil. O yüzden çok uzatmıyorum. Buraya geçiyorum. Tekrardan hoş geldiniz Hoş geldiniz. Aynen. arkadaşlar. Neler konuşmuştuk diye bir anca Evet. konuştuğumuzu onu Bu hatırlamam lazım. haftanın konularını bir üzerinden geçelim. Yes. Öncelikle kısaca bir Amerika'dan bahsedeceğim. Neler Aynen. yaptığımda. Ondan sonra Nehir'in sorduğu bazı sorular var. İşte yatırımcıyla nasıl bir ilişki kurmalıyız? Yatırım almak ne demek? İşte yönetim kurulu nedir? Yönetim kurulunda oturan kişiler kimlerdir? Bunların nasıl oy hakları vardır? Gibi böyle genel yatırım soruları oldu. Yani yatırımcılar süreçlerde ne yaparlar, girişimciler bu süreçte ne gibi görevleri üstlenirler, ne gibi dokümanlar hazırlamaları gerekir. Ondan Evet. sonra işte soruların içinde şey de vardı sanırım. Yönetim kurulu nedir, nasıl kararlar çıkar, hangi kurallar uygulanır, ne tip yönetim kurulları vardır Evet. gibi şeyler. Bu arada Nehir de bizim Slack kanalında yeni katılan arkadaşlarımızdan birisi. Onun sorularından topladığımız bir şeydi bu. O bu bölümde bunlardan bahsetmemizi istedi. Bunun dışında Necmettin de şeyden bahsetmişti, işte girişimciler bu yatırım süreçlerinde ne gibi şeyler hazırlamaları gerekiyor. Bu hepsini aslında bir soru Evet, haline getirip hepsini bir soru haline ondan getirip. bahsedeceğiz. Onlara da teşekkür ediyoruz soruları için. Bu arada geçen haftaki ses kalitesinden bahsetmiştik. Tabii ki geçen haftaki ses kalitesi inanılmaz bir seviyedeydi, Sami Can olmadığı için öncelikle. Teşekkürler. Yani lütfen 50 bölüm boyunca falan emek verdiğim şeyleri bir köşeye atmıyorum. Tamam, öğrenememiş olabilirim Sen ama. 50 bölüm boyunca o kalitede yaptın. Biz 2 bölüm yaptık. 3. bölümde artık en üst kalite. Neyse, Aynen. onu saçmalığa tekrar girmeyeceğim. Öyle bir şey yok tabii ki de. Tuna'ya tekrar teşekkür ediyorum burada. Aynen. Çünkü Ben de şu çok teşekkür anda ediyorum. geçen bölümkü mikrofonlarımız yok ama elimizdeki mikrofonla şu ana kadar denemediğimiz bir yöntem deneyerek biraz daha kaliteli çekmeye çalışıyoruz. Hala mikrofonları Sami Can satın alıp göndermediği için Türkiye'ye, istemediği için daha doğrusu. Abi ne suçlu adammış bu Sami Can ya. Aynen. Olamaz Sami yani. Can aşağı, Sami Can yukarı. Elimizdeki mikrofonla çekiyoruz ama sanırım bir önceki bölüm kadar olmasa da ondan önceki bölümlerden daha kaliteli bir sesimiz olacak diye yine tahmin ediyorum. Umuyorum. Bakalım, bakalım. Aynen. Bakalım. Neyse, Tuna, tekrar teşekkürler. Evet. Bizi bu yola soktun. Son olarak da şeyden bahsedeceğiz. Opsiyonda yeni bir karar aldık. Organizasyon yapısında birazcık bir değişiklik yapacağım. Kendi altımdaki ekiple alakalı. Yani daha herhangi bir şekilde uygulamaya aldığım bir fikir değil ama İlk aslında defa burada mı duyacak tüm opsiyon ekibi? yok, opsiyon ekibi biliyor tabii ki Aa, canım, öyle tüh. bir şey yok. Bazen buraya ekskluzif şeyler hazırla ya. Yani aslında bayağı ekskluzif bir şey. Yani. Bütün şirket bilmiyor. Kendi ekibim biliyor. Ekipten birileri dinlerse öğrenebilirler. Dinlemiyorlar mı her bölümü? Valla bizim ekipte birkaç kişi dinliyor sadece. Allah Allah. Evet. Neden Tam şey acaba? yapamadım. Ben bir e-mail atayım bütün ekibe. Doğru, Lütfen. haklısın. Bak, ben şu anda kesin Mert ve Yaşar Can dinliyorlardır. Diğerlerini ben de çok şey yapamadım ama bizde de iki kişi var. Evet. Dinle. Okey, başlayalım o zaman. Buyurun efendim. Hızlıca hemen Amerika'dan Amerika'dan bir bahsedeceğim. bahset, aynen. Amerika'da bilmeyenler için ya da dinlememiş olanlar için tekrardan bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz hafta Amerika'daydım. Ablam Dünya Bankası'nda çalışıyor. Dünya Bankası Washington DC ofisinde çalışmaya başladı. İşte yaklaşık 6 ay oldu. 6 ay mı oldu ya? Sanki daha çok olmuş gibi geliyordu Biraz daha 6 ay geçmiş bana. olabilir. Ve işte onu bir ziyaret etmeye, bir de kısa süreliğine de olsa New York'a gitmek için böyle bir tatile çıktık. DC çok güzeldi. Yani işte yemyeşil bir şehir, böyle ormanın içerisinde, böyle herkes aşırı sağlıklı, sürekli spor yapıyor her tarafta. Çok Fazla güzel. mükemmel ya. Evet, aynen böyle çok hani o Amerikan filmlerinde gördüğünüz o suburb hayat gerçekten şeyde DC'de öyle. Müstakil evler. Her yer müstakil ev, yemyeşil, müzeler, cıvıl cıvıl böyle çocuklar bağırışıyor, böyle herkes aşırı Her yere mutlu. arabayla gidiyorsun. Toplu Evet. taşıma diye bir şey yok. Toplu taşıma yok ama DC öyle bir şehir değil. Çünkü DC'de her yere yürüyebilirsin. DC o kadar büyük de bir Değil şehir mi? değil. Ha, Evet. onu bilmiyordum. Ve böyle herkes sürekli "Aa, nasılsınız? Günaydın" bilmem Peki bu falan gerçek filan mi diye. sence ya? Aa, ne haber, günaydın falan filan. Bence Çünkü yapay mı orada yaşayan acaba? insanlar dünyadan bayağı bir haberdar yani. Ha, Hani böyle balonda yaşıyorlar. şey, çünkü yani dünya öyle bir yer değil kesinlikle. Aynen öyle işte. Bana o yüzden yapay mı acaba diye şey Böyle geliyor. hani işte tertemiz, mis gibi her yer yemyeşil falan filan, hani
Ve emin ol be, suratları falan ağrıyor gülmekten, böyle sırıtmaktan yani. O kadar mutlular yani. Allah'ım derde bak ya. Evet, böyle çok falan, böyle aşırı Herkese böyle mutluluk olumlu gezmekten. şey de vermeliyim. Ne derler? Etki vermeliyim ki onlardan da Ama onu alayım karma diye. ya böyle şey, bu arada bence öyle şeyleri falan bile düşünmüyorlar. Aşırı bildiğin böyle mutluluk içerisinde yüzüyorlar Ha, yani. basitçe mutlular yani. Evet, aynen. Eyvallah o zaman. Oradan sonra New York'a geçince tabii böyle Amerika'nın gerçek yüzü. O da Böyle şey, gerçek değil de. peace, böyle gürültülü, herkes bağırıyor, çağırıyor. Kaos. İnsanlar böyle kaba. Pardon ama sıradaydım falan diye böyle seni itenler falan filan böyle. Hani direkt böyle DC'de herkes çok kibardı falan diye böyle kalıyorsun. Ama tabii işte DC biraz işte 30 küsür yaşında hani... Hayatları oturmuş, kaostan uzaklaşmış, sakinlemiş. Evet, aynen şey ve atıyorum mesela bir kültürel aktivite yapmak istiyorsan eminim bir şeyler vardır falan filan ama New York'ta böyle her yerde yeni açılmış barlar, publar işte Hızlı hayat. evet herkes bir şey yeni bir şeyler yiyor, içiyor falan filan. Sürekli böyle etkinlikler falan. Ha işte İstanbul, Ankara. Aynen. Tam aynen arada öyle bir fark var. Çok güzeldi. Çok pahalıydı. Aklın orada kaldı mı? Yani ben Doğruyu söyle. buradayken bombalar patladığı için biraz aklım orada kaldı evet E tabii yani. yani o yüzden zaten kalmış olması Evet. gerekiyordu. Yani tabii çok üzücüydü bu arada. Hepimize geçmiş olsun diyorum artık yani. Aynen yani biz haftalardır bu konuların içine girmeden Evet. yanından geçmeye özen gösteriyoruz ama artık nereye kadar dayanacağız onu da bilmiyorum. Aynen. Yani o göz ardı edilebilecek bir noktada değiliz tabii. Çünkü yani şu anda bu bölümü yapıyoruz ve ne bileyim ben metrobüse biniyorum, sen metroya biniyorsun. Evet. Ne olacağı belli olmaz. Bugün Mecidiyeköy civarında bir bomba ihbarı olduğu için oralar boşaltılmış Aynen falan. öyle yani. Sürekli böyle şeyler olup duruyor. Bir de şimdi bak, şimdi madem bu konuya girdik, iki laf etmeden duramayacağım şu anda. Şeye gaza geldim. Şu anda biz bu olayı yapıyoruz ya, girişimcilikle ilgili konuşuyoruz işte. Kendi tecrübelerimizden bahsediyoruz, olaylardan bahsediyoruz falan filan. Her şeyin yanında böyle bir dönemde, böyle bir ülkede girişimcilikten konuşarak aslında yani girişimcilik olayını hala pozitif olarak görebilmek yani böyle bir şey yapılabilir, hala inovatif olabiliriz, insanların hayatlarına katma değer sağlayabiliriz gibi düşüncelerde kalabilmek çok zor. Ama bir taraftan da gerçek girişimcinin bence yapabiliyor olması gereken bir şey. Onu Evet. da söyleyeyim yani şey değil Şimdi hani karamsarlığa hemen kapılıp abi zaten bu ülkede hiçbir şey olmasa da Amerika'ya gidelim demeyenler bence gerçekten asıl girişimcilik şeyini içinde bulunduranlar. Bana öyle geliyor. ya şey söyleyeyim şimdi aslında hemen diğer konuya da bu aradan da bağlayabiliriz. Şimdi çevremde bir sürü insan var yani şirketi olan, girişimci olan, belli boya gelmiş olan. Geçmişimde finanstan olduğu için sürekli bana sorulan şeylerden birisi Aynen. işte hani şirket değerlemesi şöyle böyle falan filan. Şirket değerlemelerinde sizin gelecek yıllarda elde edeceğiniz nakit akışı günümüze indirgeniyor. Evet. İndirgeyen bir formül var ve bu formüldeki en büyük etkenlerden birisi ülkenin, içinde bulunduğunuz ülkenin Durum. riski. Aynen. Bu arada işte insanlar ben ilk bunu anlattım da verilen tepkilerden birisi. O zaman biz şirketi İrlanda'ya taşıyalım. Ya yani öyle değil yani. Hani siz hangi ülkenin riskini taşıyorsunuz Yani mesela? senin müşterilerin kimlerden oluşuyor? Aynen. Hangi Yani ülkedeki insanlardan? şey cironun sadece %10'u Türkiye'den geliyor olabilir. Ama mesela atıyorum sen Türk şirketisindir gerçekten. Bütün fabrikaların bilmem nelerin Evet, buradadır. o da O ne? zaman da yine Türkiye'nin riskini taşıyorsun. Atıyorum Dublin'dedir firman ama bütün müşterilerin Türktür. Evet. O zaman yine hani Türkiye'nin riskini taşıyorsundur. Türkiye'nin risk puanı böyle bu son bomba olayları bilmem ne falan onunla beraber zaten uzun dönemdir de bir artış trendindeydi. İyice zıpladı. Ve aslında şöyle söyleyeyim mesela 2 puan yukarı zıpladığı zaman böyle şirketinizin değeri bir anda %20 falan aşağı düşüyor. Aynen. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz siz. Her şeyiniz çok iyi gidiyor falan filan. Aynı şey mesela doların düşmesinde de değer kazanmasında da yaşadığımız bir şey. Mesela işte siz diyorsunuz ki işte 5 milyon TL ciro yaptım falan böyle dolar bakıyorsun. Ha okey yani 1,5 Hiçbir şey milyon değilmiş. dolar yapmışız falan. Hani Amerika'da böyle bir firma ilk yılında falan yapıyor o ciroyu çok daha rahat bir şekilde. Yani seri olaylar Evet. sebebiyle senin değerin aslında %20 oradan, %20 oradan düşe düşe. Ve işte mesela dolar bazında değer düşünce aslında belki seni çok etkilemiyor çünkü senin bütün bazın Türk lirası falan Evet. filan ama mesela yurt dışından bir yatırımcı alacağın zaman bir anda adamın radarından düşebiliyorsun. Çünkü Çok adam küçük yahu diyor. 3'e bölüyor lan aa ne kadar küçük bir şeymiş falan filan diyebiliyor mesela. Aynen Aynı şekilde yatırımcı şeye de bakabiliyor. Ha oha ülkenin risk birimi bir anda şu kadar arttı diye mesela sana dönüp şey diyebiliyor. Ya biz seninle konuşmuştuk hani 10 milyon dolar öyle. diyordun da yani şimdi bak hem dolar şöyle oldu bilmem ne biz bence bunu bir
8.5'a çekelim falan diyor. Sen böyle nasıl yani abi, bir günde 1.5 milyon ben ne yaptım da ne oldu Evet, falan. niye bana bunu yapıyorsun? Ama işte girişimcinin burada tamamen uzun oyun oynaması lazım. Kesinlikle. Yani gerçekten girişimciyseniz sizin uzun dönemde yarattığınız değere bakmanız lazım. Yani küçük bir şeyden ötürü bir gün, 2 gün, bir hafta, 2 hafta, 1 ay, 2 ay, hatta bunlar hiç uzun süreler değil. Değeriniz bir anda aşağı düşebilir. Yani Dayanmak bunu evet, gerekiyor. dayanmanız lazım. Sizi bir şeyler aşağı çekebilir ve dayanmalısınız. Belki de o durumlarda yatırım kararını da eğer yapabiliyorlarsa geciktirmek, ertelemek Tabii iyi yani bir durum, zaten iyi fırsat yatırımcının olabilir. karşısına geçip yani ben bunun durumu etkileyeceğini düşünmüyorum ama siz fiyatı buraya çekiyorsanız ben o zaman bu yatırımı almayacağım. Aynen öyle. Bir 3 ay daha dişimi sıkarım. 3 ay sonra zaten bir şeyler normalize olduğunda Kendine güven dediğiniz göstergesi. zaman bence zaten yatırımcı da şey olur yani. Gelir o Evet. noktaya. Sizin de yatırımcıya o ben uzun dönem düşünüyorum hissiyatını taşımanız lazım. Evet. Neyse bu yatırım konusuna Girelim aynen. direkt girelim isterseniz. Yani bu çok sorulan bir soru ve bence özellikle şey sorusu. İşte yatırım alacağım, ne dokümanlar hazırlamam lazım? Bununla alakalı bence hala Belki bir step önceden de bahsedebiliriz. Yani ben bir şeyler yapıyorum ve belli müşterim var. Şöyle bir ciro oluşmaya başladı yavaş yavaş. Yatırım alırsam hızlanacağımı düşünüyorum. Tamam, ben böyle hiç yatırım dünyasıyla alakasız bir insanım. İşimi yapmışım bugüne kadar. Kodumu yazmışım, oturmuşum. Olayları Webraz'dan, TechCrunch'dan takip etmişim. Yatırım alınabildiğini görüyorum ve benim metriklerde okey, sanki uyarmış gibi geliyor. Birileriyle kontak sağladım. Adamlar benden X, Y, Z istedi. Bu X, Y, Z nedir? Nasıl şey Ya yapabilirim? şimdi zaten bu istenen XYZ'nin üzerine doğru düzgün bir konsensüs yok. Aynen. Yani bu gerçekten küresel ekosistemde de yok bence. Çünkü tamam bazı spesifik işleri yapıyorsunuz. Mesela software as a service'seniz sizden beklenen bazı şeyler oluyor. İşte ne bileyim sosyal bir ürün olduğunuzu iddia ediyorsanız beklenen bazı şeyler oluyor falan filan. Her Ama sektörün bence farklı metrikleri her olabiliyor ve sektörün değerlendirilecek farklı şeyleriniz olabiliyor. Onun aynen. kesinlikle farkında olmak lazım. Şimdi öncelikle bir de burada şey var. Hangi aşamada olduğunuzla alakalı aşırı önemli şeyler var. Yani hani mesela seed aşamasındaysanız zaten bence doküman isteyecek birileriyle konuşmuyor olmanız Yani lazım. doküman istiyorlarsa sizi geciktiriyorlar. Yani evet yani hani şimdi seed aşamasında birisiyle konuşuyorsunuz ve diyor ki mesela işte bunun için bir business plan yapalım falan. Yani hani ben zaten ürünü %80 bitirdim. İşte sadece şu 3 adamla konuştum hani onlar bunu almaya şeyler ama şunları yapmam lazım ve bunun için paraya ihtiyacım var diyorsunuz. Aynen. Tamam bir business plan yapalım. Yani bence bu zaten büyük bir zaman kaybı yani. Yani bununla hiç Ya uğraşmayın. business plan işte bu inanılmaz dokümanları arka arkaya koymak gibi değil de Evet. şu şekilde belki olabilir. Yani anlamını biraz daha değiştirmek gerekiyor. Abi şu anda benim potansiyel 3 tane müşterim varmış gibi gözüküyor. Onlara aylık şu kadardan satarım. Onlar bunu kabul ettiler prensip olarak. Daha yapılmadı bu anlaşma. Öyle satarsam da benim maliyetim bu. Şu kadar para kazanabiliyorum. 6 ay sonra da şöyle bir feature çıkaracağım. Şöyle bir ürün çıkaracağım. Onun üzerine şöyle bir upsell yapacağım falan filan gibi bir, hani belki one pager gibi bir şey hazırlanıp böyle bir öngörüm var ama ne kadar tutacak bilmiyorum. Benim tavsiyem şu olur aslında. 2 sayfalık bir doküman düşünün. Bir sayfasında benim ürünüm ne ve bunu nasıl satmayı düşünüyorum ve kime satmayı düşünüyorum. Bir onu anlatın. Evet, çok Yani sade ve anlaşılır çok olması sade ve lazım. anlaşılır bir şekilde bunu anlatın. Bir sayfasında da bence hiç ciro öngörmeyin. Eğer kuruluş aşamasında bir firmaysanız cirodan kazanacağınız parayı zaten hiçbir planın içerisine koymayın. Yani hani ben işte şu kadar şey yapacağım da 100 bin lira kazanacağım. Sizden de 300 bin lira istiyorum. Ben 400 bin lira harcayacağım falan demeyin. Çünkü o 100 bin lirayı hiç bulamayabilirsiniz. Ve de yani o 100 bin lirayı bulsanız bile o 200 bin lira olabilir. Ama mesela o sırada 50 bin lira da vergi ödemeniz gerekebilir Bir falan anda. filan. Ama siz şey deyin direkt yatırımcıya. Okey ya benim 300 bin liraya ihtiyacım var. Çünkü ben bununla işte şunu tutacağım, bunu tutacağım, buna bu kadar para vereceğim. Bak benim şunu almam lazım, bunu almam lazım. Bu paranın gideceği. Zaten buna işte İngilizce bir adı vardı. Yani bütçe işte. Paranın harcanacağı kalemler de bunlardır diye net bir şekilde Sen belirtin bunu. harcayacağın parayı istiyorsun. Yani Evet. gelirinden falan hiç Aynen. karıştırmıyorsun Çünkü diyorsun. daha kuruluş aşamasında bir firma için hemen bir gelir öngörmek. Ha şöyle bir şey olabilir. Bu arada yine bakın firma bazında değişiyor. Kuruluş aşamasında da pat diye mesela ciro kazanan bir firma olabilir. Olabilir Ve aynen. vadeleri de çok düşüktür mesela. Hani Geliyordur o para anında gerçekten. nakit ödemesi vardır falan filan bu firmanın. Tak diye şey olabilir ama yani yine orada çok agresif rakamlar konuşmamanız lazım. Çünkü 5 bin lira kazanıyorsunuzdur ayda şu anda. Bunu bir anda 25'e çıkarttığınızda istediğiniz rakam çok
eksik olabilir falan filan. Onlara dikkat etmek lazım. Ondan ben senden 300 bin lira alacağım. Bunu da buraya harcayacağım. Bir de tabii onun yani seed aşamasındaki yatırımın da şöyle bir şey de olması gerekiyor bence. Kimden aldığınız şey açısından önemli. Yani herhangi birinin parasını almak doğru değil bence. O adam kim? Size ileride ne kadar yardımcı olacak? Ne kadar sorun çıkartacak? Siz adamla ne kadar çok kavga edeceksiniz? Ne kadar çok kavga etmenize rağmen birbirinizden ayrılmamayı başarabileceksiniz gibi şeyleri düşünmek gerekiyor. Bu şey gibi bir şey yani. Ne derler? Hani bir kızla ilk defa çıkmaya benzeyebilir, evliliğe benzeyebilir. Bunun gibi yani çok bariz bir şekilde ileride kavga edeceksiniz. Onun garantisini veriyorum. O kavgayı ettiğinizde birbirinizden nefret etmemeyi başarabilir misiniz? Başaramaz mısınız? Onu bir öngörmek gerekiyor. Ya şimdi çok konuşulan ve böyle önerilen şeylerden birisi. Friends, Family and Fools denilen bir İlk üçlü aşama. var. İlk Aynen. aşamada yani seed aşamasındayken, kuruluş aşamasında arkadaşlarınızdan, ailenizden ve etrafınızdaki aptaldan, Türkçesi de 3 A'ymış bu arada. Aptallardan diye böyle hani Ailelerden, çok Amerikan bir söylem arkadaşlardan. bu arada. Yes. Bence zaten Türkiye'de güven endeksi o kadar yüksek değil yani hani Hiç şey değil. ondan arkadaşlarınıza ben bayağı dikkat edin derim. Etrafınızdaki ya insanlar birbirini sürekli kandırıyor Türkiye'de. Hani ondan etrafınızdaki aptallar da size para vermeyi tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Bence de. En olası aile Evet, aile gözüküyor. gibi gözüküyor. Yalnız şöyle bir durum var. Para alacağınız insan kim olursa olsun yani mesela diyelim adamın 1 milyon doları var. Biliyorsunuz bir tane akrabanız var, 1 milyon doları var. Ve sizin de 100 bin dolara ihtiyacınız var. Parasının, adamın bütün toplam zenginliğinin %10'u oluyor bu para. Evet. Yani siz bu adamdan bu parayı alırsanız bayağı bittiniz yani. Hayatınızı karartır. Aynen öyle. Konuşur da konuşur. Sürekli konuşur. Hadi ne oldu bizim para der. Bilmem ne der. Çünkü şimdi o adam 1 milyon Bir de sosyal doları bir var. baskı altına girersiniz Evet. o adama karşı. Aynen. Ondan dikkat edin. Ben böyle bunun bir tam net rakamsal bir şey yok. Tabii ki. Ama böyle adamın toplam zenginliğinin %1'ini falan almanız lazım ki Sorun adam sizi olmasın. unutsun. Kesinlikle. Yani hani şey demeniz lazım ve onu inandırmanız lazım. Bak abi ben bana yatırım yapıyorsun ama bu böyle hani 5-7 yıl belki 10 yıllık falan bir şey. Bana çok güvenmen, inanman lazım ve bunu bana sormaman lazım. Sordun yani hani bu böyle şey değil, repo değil yani gecelik Kesinlikle. Geri faizle almama ihtimalini düşünmen yatırmıyorsun. lazım. Ya bu konuda çok net olmaları lazım. Ve şey biraz da ya mesela şöyle durumlar çok yaşanıyor. Gördüm ben bunu. İşte bir arkadaşım spor camiasından birilerinden yatırım aldı. Spor camiasından bir de dizi sektöründen. Ben çocuğu uyarmıştım şey diye. Hani bak bu insanların bazen sezonsallıkları olabiliyor. Ve mesela bir anda çok paraları oluyor. Bir anda da hiç Bir olmuyor. anda da hiç olmuyor. Sen bu insanlara net bir şekilde söyle. Bak bu para hani yarın öbür gün kasasından çekebileceğiniz bir şey olmayacak. Evet. Öyle bir yatırım aracı değil bu diye söyle. Ve mesela bu konuyla alakalı çok net olmadı ve ondan sonra Sorun yaşadı o mı? evet, dizi oyuncusu çocuk bayağı bir süre boş kaldı. Tabii dizi oyuncuları dizi çekerken deli gibi para harcıyorlar. Sonra dizi çekmezken o parayı bulamıyorlar. Ve çocuğu bayağı bir darlamaya başladı ve Of. şirketi kapandı. O Evet yani kadar hani şey çünkü onun baskısından iş yapamadı, iş kafası yapamadı. çalışmadı. İşte ürünü geliştirecekti, Of. ajans işi yaptı bilmem ne falan filan. Bu gerçekten olan bir şey mesela. İnanılmaz ya. Neden? Çünkü şey diyor işte siz şunları şunları yapabiliyorsunuz, mobil aplikasyon yapabiliyorsunuz. Benim bir arkadaşım var, onun şirketinin mobil aplikasyonunu yapın falan diyor mesela. Bir anda böyle zaten hani tek odaklanman gereken şey var. Ona odaklan ki yani onu yap. Aynen. Mantığı bu yani. Mesela ondan çok dikkatli olmanız lazım. Yani o insanın mesela o anda bütün gelirinin %1'i olabilir o verdiği Aynen. para ama Yani tabii bir de böyle bir 10 ay durum var. sonra öyle Sezon. olmayabilir. Aman yani ona dikkat edin. Bunu tabii bilemezsiniz. Ama öngörebileceğiniz de durumlar var. Yani bence bu durumda bayağı öngörülebilir bir şeydi. Evet, yani parayı alma ihtimaliniz olduğunda birazcık şey bakman, yani sakin bakmak gerekiyor. Yani bir anda para, ah evet ya bu adama para ne kadar güzel diye düşünebilirsiniz ama onun da bir kötü tarafından da düşünün. Yani bu adam bu parayı veriyor ama benim başıma nasıl ekşiyecek ileride olacak. Ben hemen şey hikayesinden bahsedeyim. Ben Shopinomi için kendi arkadaşlarımdan para aldım. Ailemden ya da Fools dediğimiz kısımdan almadım. Fools zaten nasıl oluyor bilmiyorum yani. Arkadaş da değil, aile de değil. Biraz daha uzak ama sana inanan bir kitle herhalde. Biliyorum benim öyle bir kitlem yok zaten bence. Arkadaşlarımla alırken dedim ki bak ben kendim bu kadar para koyuyorum. Ama şu kadar daha paraya ihtiyacım var. Ve ben bu parayı sizden istiyorum. Ve bu iş başarılı olursa hep beraber içinde olalım ve
hep beraber faydalanalım istiyorum. O yüzden gelin koyun ama kesinlikle şunu bilin ki bu parayı koyduğunuzda bu parayın gitmiş olduğunu kabul edin. Yani bu para bir daha size geri dönmeyecek. Evet. Eğer geri dönerse başka bir isimde, başka bir formatta döner. Dönmezse de deyin ki yani ben bu parayı Barış'a verdim ve adam gitti harcadı, herhangi bir şey yaptı. Hiç kafayı yormayın bile bununla ilgili. Yani ya öyle verin bana parayı ya da bununla ilgili herhangi bir şekilde soracaksanız hiç vermeyin dedim. Ona göre verdi arkadaşlarım ve o parayı biz hep beraber harcayıp yok ettik. Yani hep beraber derken ben ve Bilgin, işte Emre Bilgin harcadık ve bitirdik. Ondan sonra da arkadaş kalmaya devam edebildik. Bence bu bizim arkadaşlarımız için büyük bir şeydi, challenge'dı. Hatta şey diyordum yani biz acaba doğru mu yapıyoruz? Çünkü en yakın arkadaşlarından para alınca sonra çok büyük sorun olma ihtimali var ve çok insan arkadaşlıklarını bitiriyor bu yüzden. Biz bitirmemeyi başardık. Bence o bizi bir seviye yukarıda taşıdı. Abi bak biz bunu bile becerebildik yani dedik ve devam ettik. Evet, işte bu mesela bunu hem sözel hem duygusal olarak siz kendi aranızda çok yakın arkadaş olduğunuz için çözmüşsünüz. Benim bir sürü şeyde insanlara önerdiğim şey utanmadan, gocunmadan bunu bence yazılı olarak da yapmak. Yani yazılı olarak da bir dokümana dökmek. Zaten işte şirket ana sözleşmesi tarzı şeyler imzalanıyor. Bir yatırım aldığınızda böyle bir ana sözleşme, öncelikle hissedarlar sözleşmesi diye bir şey oluyor. Yani hissedarların kendi arasındaki ilişkiyi anlatan. O sözleşmenin içerisinde bu tarz şeyleri yazmak lazım. Yani hani işte Doğru yani şey aynen. belirtmek lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Söz uçar, yazı kalır Kesinlikle. muhabbeti. Bir de gerçekten şey bilemiyorsunuz. Hani sizin durumunuzda çok güzel bir vaka şeklinde olmuş ama işte ne bileyim çok daha negatif bir şekilde de Ki genelde gidebilir. negatif olur. Evet, aynen. Aynen. Ve öyle bir durum olduğunda insanlar kavga ettiklerinde doğrudan yazılı dokümanı önüne koyduğunda bak abi biz zaten buna Bu şekilde karar karşılıklı bir vermiştik. şekilde kabul etmiştik. Ve şu anda bunu uygulayacağız deyip böyle şey yapabilirsiniz. Yani hani o sizin için bir güvenlik ağı olur. Kesinlikle ben ne olursa olsun ortada şirket bile yoksa ben bir dokümana döküp kendi aranızda bile imzalamamızın değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun bu arada şey açısından geçerliliği de var. Herhangi bir yazılı dokümanın, imzalı dokümanın. Tabii. O Aynen. şey değil, şirket Hani olmasına böyle illa gerek aşırı yok. aşırı kompleks bir şey yapmanıza falan filan bile gerek yok. Böyle yakın bir avukat bir arkadaşınıza böyle bir sayfalık bir şekilde hazırlatabilirsiniz. Çok genel bir Şimdi olması yeterli. biraz daha şey düşünelim. Yani böyle hani arkadaşlarınızdan falan değil de mesela Galata Business Angels'dan Evet, yatırım daha resmi bir alıyorsunuz. kuruluştan. Evet hani onlar da seed aşama yatırım yapıyorlar ve işte hani bir şey alacaksınız falan. Şimdi genellikle şöyle bir şey oluyor. Siz gidiyorsunuz. İşte bir toplantı talep ediyorsunuz. Onlarla görüşmeye başlıyorsunuz. Ayşe sizi kabul ederse Evet, gidiyorsunuz Ayşe toplantıya. sizi kabul ederse bir herkesi kabul ediyor zaten. Ama Öyle mi? muhtemelen Harika biri ya Ayşe. görüşüyorsunuz. Ondan sonra bu görüşmelerin sonunda genellikle şey yani iyi bir yatırımcıyla görüşüyorsunuz. Size güzel böyle geri bildirimlerde bulunuyor. Diyor ki işte şurası artı burası eksi. Ben böyle bir Biz şey yatırım yaparım. Şunu hayatta böyle bir şey yapmam. yatırım yapmak istiyorsak şunları görmek isteriz. İşte ya da işte böyle bir şey biz kesinlikle yatırım yapmıyoruz çünkü şöyle bir durum var. Mesela bazen şey oluyor. Konfliktteyim diyor. Yani benim bir çıkar çatışmam var çünkü ben mesela senin rakibin olan bilmem ne yatırım yaptım yapamam falan. Burada böyle biraz genel hatlarıyla belli oluyor. Bu arada çok dikkat etmelerini önerdiğim şey de şu. Türkiye'de bunu ben müşterilerde de görüyorum. Türkiye'de genel olan bir şey insanlar aslında böyle çok birbirine hayır demeyi sevmediği için. Mesela şey olabilir, sizi sürekli bekleten, böyle bir gün telefonunuzu açmayıp ertesi gün açan, bilmem ne falan filan böyle yatırımcı olabilir mesela. Buna dikkat edin. Yani birisi sizle ilgileniyorsa zaten tık 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 diye konuşur. Ya da insanlara net bir şekilde zaman planı sorun. Yani okey ben şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorum, benden ne istiyorsun? Hani aksiyon planımız nedir, ne yapalım, bilmem ne O falan filan disipline diye sahip konuşur. olmayan insanlarla vakit harcamayın. Çünkü Evet. o insanlar sizi bekletecek ve en sonunda yatırım yapacaklar belki ama o yatırımdan sizin kazanabileceğiniz aslında bir şey yok. O nominal değerin hiçbir anlamı yok. Sizin gerçekten disiplinli, düzgün çalışan, size fayda sağlayabilecek insana ihtiyacınız Evet. var. Siz de bu insanlara, yatırımcılara disiplinle yaklaşmalısınız bu arada. Yani benim önerim yatırım bankacıların hep uyguladığı bir yöntemdir zaten. Investor list, yatırımcı listesi hazırlamak. Ve bu insanlara işte her biriyle konuşmak, notlarını tutmak. Buna ne demiştim, şuna ne demiştim falan filan diye. Böyle hani basit bir şekilde not tutabilirsiniz. Her gün yaptığınız konuşmaları falan filan. Sonra düzenli şekilde bu kişilere mail atmak.
Çünkü yatırımcılar muhtemel siz kuruluş aşamasındaysanız tek bilebilecekleri şey bu insan düzgün bir insan mı? Evet, o çok önemli. İşte hani iş yapar mı? İşini takip ediyor mu falan filan. Böyle şey bu arada bir sürü arkadaşım işte mesela yatırımcıya şöyle bir e-mail atıyorum falan deyip mesela bana böyle 7 sayfalık falan e-mail gösteriyor. Yani böyle Hayır. şeyler yapmayın. Çünkü mesela işte Ayşe'yi biz buraya davet ettik yani hani kızla bir saat görüştük muhtemelen böyle ondan sonra bir saat akşam 10'a kadar falan çalıştı. Aynen. Çünkü aşırı yoğunlar. Hani böyle net olun. Net bir şekilde cevap isteyin. Tık Onların da tık tık diye işine geliyor konuşun. çünkü Evet, yani onların iki da işine cümlede sen gelir. istediğini anlatabilirsen onun da hoşuna gidiyor. Senin böyle inanılmaz akademik paper yazmana gerek yok orada. Evet, yani sizin daha yatırımcınız olmamış bir potansiyel yatırımcınız 5 paragraf yazdığınız şeyi pek okumak istemeyecek. Evet. Ve de böyle kafasında şey Eleneceksiniz. olacak yani hani ben bu zaten 20 tane yatırımım var. 21.'si bu adam her gün bana bir 5 paragraflık mail mi atacak falan Aynen. gibi böyle gerginlik oluşturabilir. Onun dışında şimdi diyelim ki konuştunuz. Ayşelerle konuştunuz. Ayşe ya da işte orada görüştüğünüz genel sekreter pozisyonda olan kişi kimse işte size anlattı. Dedi ki biz şöyle yatırım yaparız, böyle yaparız. Bunu görmek istiyoruz. Şuraya getir. Ürünle alakalı talepleri olabilir. Ürün müşteri sayısıyla, kullanıcı sayısıyla alakalı talepleri olabilir. Bunları görmek istiyoruz falan filan dedi. Sonra okey bence hazırsın. Hadi gel şimdi seni bir yatırım komitesine sokayım ya Evet. da Bir şey sunum yap olabilir. orada bize. Orada gel asıl parayı verecek kişiye bir sunum yap şeklinde bir şey olabilir. Orada tekrardan bir aslında Dragon's Den falan tarzı bir programdaki gibi şey oluyor. Yani yatırım gerçekten parayı yatıracak ekibin karşısına geçiyorsunuz Olayı ya da anlatıyorsunuz. kişinin karşısına ve anlatıyorsunuz. İşte bakın benim ürünüm bu, böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle para kazanıyorum. Şöyle bir para ihtiyacım var. Bunda şunları, 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 şunları yapacağım. Yani uzun dönemde vizyon şu, buraya doğru gitmeye çalışıyoruz şeklinde anlatıyorsunuz. Sonra buradan bir yatırım kararı çıkarsa şöyle bir durum oluyor. Size bir okey biz bunu beğendik ve daha incelemek istiyoruz. Ve sizinle pozitif bir şekilde ilerlemek istiyoruz deyip Prensip. prensipte anlaştığınızı gösteren ama bağlayıcı olmayan çünkü işte ve yazar genellikle bağlayıcı olmamasının şartları şunlardır. Yani bu doküman şunlar şunlar gerçekleştikten sonra bağlayıcı bir dokümana dönüşecektir Dönüştü. gibi bir şey yazabilir. Ya da biz bu bağlayıcı dokümanı sana veriyoruz ve bunun karşılığında da bizimle mesela bir ay boyunca tekil bir şekilde çalışmanı, ekskluzif bir şekilde çalışmanı ve işte bu süreçte de bize şunları şunları sunmanı istiyoruz gibisinden Aynen. bir doküman gelecek elinize. Sonra siz bu şartları da yerine getireceksiniz. Muhtemelen bu bir aylık süreç daha da uzayacak. İşte 2 ay olacak, 3 ay olacak falan filan. En sonunda işte diyecekler ki okey biz bu şeyi beğendik. Bu arada şey söylemeyi unuttum özür dilerim. Bu non-binding letter'da yani bağlayıcı olmayan mektupta genellikle şu tarz detaylar olacak. İşte bu şirket kurulacaktır. Ya da işte Ahmet'in bir şirketi var. Ahmet AŞ diye. Biz buraya sermaye arttırımıyla şöyle yatırım yapacağız. Mesela bazı şeyler oluyor. Girişimci geliyor diyor ki ben yani 500 bin TL harcadım. Battım yani. Evimi ipotekledim falan. Bana 200 bin TL vermeniz lazım. Olabilir bu arada. Yani hani yapan var. Mesela dokümanda bu tarz şeyler yazabilir. Bağlayıcı olmamasına rağmen yatırımın şartları yazar işte. Der ki bir işte Ahmet'in AŞ'ye bir şirketi var. Biz buranın %10 hissesini alacağız. Bu tahmini olarak. %10 da sermaye arttırımı yapacağız. %10 hissenin parası Ahmet'in cebine gidecek. Aynen Gibi olabilir. böyle hani detaylar da yazabilir. İşte burada şirketi ne kadardan değerledikleri Aynen. ve bunun karşılığında ne kadar hisse aldıkları falan yazacak. Sonra bir de burada işte alt şartlar falan filan olur. Onun dışında mesela kim yönetim kurulunda oturacak, hisse yapısı nasıl olacak falan filan biraz daha A tipi, detaylı B anlatacağım. tipi Evet, A hisseler tipi olacak hisseler mi mı? olacak falan filan bu tarz şeyler olur. Sonra bütün bu şartları falan yerine getirdiğinizde de bir tane böyle şirket hissedarlık sözleşmesi imzalanıyor. Burada da şöyle oluyor. Şimdi genellikle yüzde ilk yatırımda %25 falan gibi bir şey kaybettiğinizi düşünün. Yani %25 kaybettiğinizde aslında azınlık hissedar olarak alıyorsunuz. Ve Türkiye gibi bir yerde de azınlık hissedarların çok fazla hakkı olmuyor. Evet. O büyük bir risk. Yani ilk basit ticaret kanunu düşük hissesi olan adama öyle büyük bir şey vermiyor. İşte bu hissedarlık sözleşmesinin içerisinde ve şirketin ana sözleşmesine geçecek şeylerde azınlık hissedarı olmasına rağmen
daha fazla hakka sahip olmasını sağlayan bazı maddeler yazıyor. Aynen. Bu Mesela çok önemli. işte diyor ki 50.000 TL'nin üzerinde tekil bir harcama yaparsan, brüt maaşı şunun üzerinde olan birini işe alırsan, ailenden akraba olan birisini çalıştırmaya çalışırsan falan filan gibi, hani böyle her dokümanda birbirinden farklı olabilir. Çünkü yani yatırımcı kendini riskli gördüğü noktaları yazıyor buraya. Evet, kendini korumaya çalışıyor. İşte diyor ki ha, bu adam şöyle bir şey yapabilir. Atıyorum mesela yurt dışından mal alacak bu adam. Bunun her zaman bir onayı bizden geçsin. Ya da mesela muhasebe firmasını kendisi seçmek isteyebilir. Aynen. Bu arada burada çok yaşanan bir durum. Genellikle bu hissedarlık sözleşmesinde ve şirketin ana sözleşmesinde, hissedarlık sözleşmesinin içerisine yazılır bu. Hatta non-binding offer'da, yani bağlayıcı olmayan offer'da dahi bu yazılı bir şekilde önünüze gelebilir. Vesting. Yani sizin hisseleriniz opsiyonlu şekilde, yani şirketi siz kurdunuz. %75 sizin olacak, %25 yatırımcının olacak ama hisseleriniz vestingli olacak. Bu bayağı acı bir şey ya. Evet, bu ne yazık ki dünyada genel standart olan bir şey. Bu yatırımcıların kötü tarafı işte. Yani Evet, seni yatırımcıların bağlamak kötü için. tarafı ama onların da bakış açısından düşünün, şöyle oldu. Yani sen bir yıl boyunca şirketi yönettin, ondan sonra dedin ki okey abi bu buraya geldi, ben gidiyorum dedim mesela. %75 hisseyle, yani böyle hiçbir yere ilerlemeyen, vizyonunu falan filan set etmeyen, başına kimi oturtacağını bilmediği yatırımcının, çünkü yatırımcı böyle şeyleri çok fazla bilmiyor, Aynen. böyle bir firmayla kaldı. Yatırım almaya çalışsa daha büyütmek için alamayacak. Birisi ilerletse desen çok zor falan filan. Tabii riskini minimize etmek için O, adamı bağlamak aynen. istiyor. Aynen. Riskini minimize etmek adına. Burada böyle biraz dikkat etmek gereken şey böyle süper vesting gibi, böyle biraz hani hisseleri çok geç aldığınız falan filan durumlar olabiliyor. Ya da vest etmemiş hisselerinizden, ya böyle çok kompleks maddeler olabiliyor. Böyle daha detaylı bir şekilde belki bir meetup'ta falan anlatmak lazım bunları, Aynen. ama işte mesela şey oluyor. Sizin vest etmemiş hisselerinizin değeri farklı olabiliyor. İşte falan filan gibi böyle garip grup şeyler yapabiliyorlar. Ya da yeni bir round raise ettiğinde o vest etmemiş hisselerinden öncelikli olarak vermen gerekebiliyor falan gibi böyle maddeler yazılıyor. Bunlar çok kabul edilebilir maddeler değil. Özel durumlarda yazıyorlar ama hani Yani. ne kadar kabul edilebilir bilmiyorum. Onun dışında şunu da bilmeniz lazım. İlk şeyde, ilk bu sözleşmede verdiğiniz haklar genellikle diğer yatırımcılara da devam ediyor. Aynen, Yani o çok. çünkü şöyle düşünün, %25 hisse verdiniz bu yatırımcıya. Sonra bir tane daha %20 hisse satacaksınız. Bu %20 hisse de adam bir önceki yatırımcının istediği hakları istiyor. Evet, yani onlar artık default oluyor. Aynen, o böyle hani gelen şey oluyor. Bunu böyle karşısına savaşmak bayağı bir zor olabiliyor. Ya ikinci de savaşamazsınız. O yüzden Evet. ilkinde karar verirken savaşmanız, yani İlkinde öngörülü olmanız gerekiyor. dikkat etmeniz gerekiyor. İşte burada tabii bazı şeyler var. İşte put option'lar, call option'lar falan filan gibi biraz daha böyle teknik şeyler var. İşte mesela siz hissenizi tamamını satarsanız o zaman işte yatırımcı da sizinle satma hakkına sahip olabiliyor. Ya da %25 hissesi olmasına rağmen siz şirketinizi satmaya çalıştığınızda bunu bloke edip Evet, falan o filan gibi böyle güce erişebiliyor. haklara falan sahip olabiliyorlar. Bu arada ne yazık ki bunlar da biraz standart. Şey, bloklama hakkını ve kendi teklif verme hakkını elinde tutmak istiyor yatırımcılar. Yani diyelim ki sen şirketini satmaya çalıştın ve o fiyattan memnun değil. Kendisi o fiyattan şirketi satın alma hakkını falan filan elinde tutmak istiyor, daha iyi bir fırsat olduğunu düşünürse falan filan gibi Aynen. değişik haklar ellerinde Ya bir de barındırabiliyorlar. bunlar hep şey ya. Bence şu anda anlattıkların senin bayağı teknik ve nispeten Türkiye'de sayılı şirketlerin gördüğü Tabii bunlar seviyeler çok bunlar. sayılı işlemde oluyor ama biraz da şöyle bir şey var. Aslında bunlar çok standartize olmuş Yok, bunlar standart ama bu döküman. kadar büyük, bu kadar komplike sözleşmeleri görebilecek girişimci sayısı ne yazık ki şu Evet, anda çok az. fazla yok yani. Yani şöyle bir şey lazım. Sen şimdi bununla ilgili tecrüben var. Ama yakın zamanda bunları görebilecek insan sayısı az. Evet. Uzun zamanda umarım insanlar daha komplike, daha böyle sofistike sözleşmeler görürler, daha değişik durumlarda kalırlar. Bize de anlatırlar, biz Evet. de tecrübeleniriz diye
Düşünüyorum. Yakın zamanda ben şey diyorum işte, o yüzden ondan bahsettim. Yani bu seed aşaması belki ilk birinci round falan filan gibi durumlarda insanlar ne yapacaklarıyla ilgili biraz daha bilgisizler. Yani diğer taraflarla ilgili zaten bilgisizler. Normal olarak yani. Ben de bilgisizim. Sen biliyorsun bunu sadece yani. Senden de Türkiye'de 10 tane vardır, bilmiyorum. Yok, var bayağı. Hayır yani bu kadar gerçekten şeyde uzmanlaşmış ve abi şu kadar komplike olabilir, bilmem ne olabilir falan diyecek adam, bildiğim bu işte bayağı ilgileniyor olması gerekiyor. Ya da ne bileyim Amerika'dan falan gelmiş olması gerekiyor büyük olasılıkla. Sanmıyorum ki yemek sepetinin sürecinde bile bu kadar işler komplike olsun. Ben onun bile çok daha düz gittiğini tahmin ediyorum. bilmiyorum, bu konuyla alakalı yorum yapmayayım deyip böyle güldüm ama biraz şey oldu. Çok anlamlı oldu. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yemek sepetine bir toplantıya gittiğimde PwC döneminde çalıştığım aşırı sert bir avukatlık bürosundan bir avukat arkadaşımla karşılaşmıştım. Eminim ki orada çok şey Komplike oldu. şeyler mi Çünkü döndü diyorsun? General Atlantic aşırı büyük bir fon Evet. ve böyle çok büyük paraları çeviren bir fon. Aşırı He, o zaman mı diyorsun? Rocket İnternet zaman değil bu o zaman. Yani son satın. en son satın almada. Okey. O zaman Rocket İnternet. Delivery Rocket'ın, Hero'dan evet, bahsediyorsun. aynen. Yani çünkü Delivery Hero, Rocket Internet çok büyük ama karşılığındaki VC de çok büyüktü. Evet. Hani Onların anlaşması büyük. Yani orada devletler tepişti gibi oldu aynen, yani. aynen. Yemek sepeti arada böyle abi siz anlaşın da halledelim. İşte şey, ondan dolayı eminim ki oradaki dokümanlar bu bahsettiğim şeyin 100 katı falan Hadi daha ya. komplekstir. Oo. Ama elbette ki ilk dönemlerinde böyle şeyler yoktur. Yani çünkü ben o arkadaşımı Yemek Sepeti'nin ofisinde görünce, ha yani çok büyük bir şey oluyor. Çünkü çok büyük paralarla çalışan bir firmada çalışıyor çocuk. Yani işte şeyin en büyük avukatlık bürolarından birisinde. Ha yani bayağı büyük bir deal bu diye böyle kalmıştım yani. Alanlardan Hani, senin tüyon vardı evet yani hani o kadar büyük olduğunu yine de şey yapamamıştım ama yani. belli bir rakamın üzerinde olduğunu anlamıştım yani. Vay be. Bayağı ilginç. Her neyse, yani bu konu çok uzun arkadaşlar. Böyle hani detaylı detaylı anlatırım. Eğer spesifik olarak böyle ya Samcan şu neydi falan filan diye bir sorunuz olursa yani direkt yazın özelden bana Slack kanalında. Ben detaylı bir şekilde anlatırım. Aynen, bence Çok. siz Sami Can'ın bu konuda bayağı kullanabilirsiniz. Hatta iyi de olur. Madem bu kadar bilgisi var, dağıtsın bilgisini. Evet, kesinlikle anlatmak isterim. Ben çekinmeden biliyorsun Nerede? anlatırım Ben yani. bize de zamanında anlatmıştım Evet. hatırlıyorsan. Şöyle bir doküman hazırlayalım. Gene şöyle bir şey yapalım falan. Ama orada galiba revenue falan koymuştuk ya sunuma. Ya Hatırlıyor musun? işte Öyle bir şey var mıydı? Yoktu galiba ya. yok, hayır, ben yine bütçe hazırlatmıştım size. Çünkü Ama ben giderdi onlar. Revenue yoktu. Yani bütçe tabii şeydi. bütçeden Maliyetler. kastım harcama Evet. şey kalemiydi. Çünkü gerçekten çok şey bulmuyorum. Yani net bir şekilde harcayacağınız kalemleri bilmenizin önemli olduğunu Ama ama geliri bilmenin. yani gelir bir de çok double-edged sword, yani iki taraflı bir Neyse. şey gibi. Çünkü kazanıyorsun, bir anda böyle deli gibi vergi yükü falan filan bindiriyor. Sonra Kazandığın anda bilemiyorsun. riskin artıyor filan Aynen. herhalde. Ve işte şeyi de falan bilemiyorsun yani. Sizin modelinizde öyle miydi? Reklamcılarla mı çalışıyordunuz siz de? Ya bizim modelde şeydi ya, subscription gibiydi Yani şey işte yani. Üye oluyor, biz abone oluyor. opsiyon da subscription mesela, ortalama vademiz 45 gün falan filan gibi bir şey oldu. Yani hani öyle bir şey ülkede yaşadığımız için hani ne olursa olsun satıştan bir şeyleri finanse etmek aşırı zor oluyor. Evet. Ondan hani onu öngörerekten bir şey planlamak lazım. Gidebileceğin Doğru. en dip noktayı hayal edip ona göre Evet, planlamak bayağı lazım. kötümser olmak lazım o Evet. senaryoda ki o parayı böyle boş boşuna almaya, çünkü 200 Evet. bin dolar isterseniz aslında 300 bine ihtiyacınız olduğu ortaya çıkar ve Ve kalırsınız yani. evet, o ara finansmanı yaratmak çok zor olabiliyor yani. Hani net bir şekilde istemeniz lazım. Okey. Okey. O zaman Son şimdi konumuz, bugün çok konuştum, yoruldum. bu işler böyle. Bildiğin konularla ilgili konuşacaksın. Okey, hemen Şeyden bahsediyoruz, aynen. Neler yapıyorsun? Neler değişiyor? şimdi bu şey opsiyondaki daha önce de bahsettiğim müşteri departmanında bildiğiniz üzere şey vardı. İşte bir müşterileştirme departmanı vardı. Bunun İngilizcesi onboarding. Onboarding departmanı ne yapıyor? İşte yeni gelen müşteriyi alıyor, ilk desteğini veriyor, eğitimini veriyor. İşte datasının sağlıklı bir şekilde sisteme girilmesini sağlıyor. Sonra destek departmanı var. Destek hep havuz gibi çalışıyor. Yani herkes desteği arıyor ve İşte hani şunda yardıma ihtiyacım var, bunda yardıma ihtiyacım var falan filan diye şey yapıyor. Sonra bir de müşteri ilişkileri yönetimi vardı. Bunu da işte ben ve bir arkadaşım beraber yapıyorduk. Orada da işte müşteri ziyaretleri, müşterilerin genel ihtiyaçlarını anlamak, şikayetlerini dinlemek gibi hani biraz daha
reaktif değil proaktif olan bir departmandı. Ama şöyle bir problem yaşıyorduk. Yani bu dediğim gibi de ilk konuşmamızda da söylemiştim. Kompartman gibi yani mesela bir üretim bandından geçiriyorsun. Önce işte tekerleğin gireceği yuvayı yapıyorsun. Ondan sonra tekerleği yerleştiriyorsun. Sonra üst üste işte eklene gidiyor. Falan. Ve bunların her birini ayrı insanlar yapıyor. Şimdi burada bir araba yaparken bu biraz mantıklı. Çünkü arabanın yani kanlı canlı bir şey değil. Gelip seninle konuşmuyor. Hangi niye... banttan geçtiği önemli değil. Evet aynen beni niye bu banttan geçiyorsunuz ben Ahmet'in bantı. Farklı bant ya bu inanamıyorum. Aynen. Böyle bir şey demiyor ama insanlarda şöyle bir durum oluyor. Yani. Biz sürekli farklı insanlar görüyorlar. Hizmet veriyoruz ve şey oluyor. Satış oluyor. Satışçıyla konuşuyor. Sonra müşterileştirme departmanından birisiyle konuşuyor. Sonra destekten böyle 5 farklı insanla konuşuyor. Sonra bir gün ben toplantıya gidiyorum. Ben şuyum falan diyorum. Adam böyle... Sen kimsin? Yani hani Apsiyon... Ya şöyle düşünüyor. Apsiyon'da çok fazla insan çalışıyor. Ya da Apsiyon'da çalışan sürekli değişiyor. Evet. Ya da Apsiyon kim? Yani hani böyle... Evet, niye bana dedike bir adam yok? Evet. Böyle bir kafası karışıyor. Bu zaten çok suboptimal gelmişti bana ilk en baştan beri. Account management yok mu sizde yani? Evet. Bizde bu... Hep süreç yönetimi var. Evet. Sürekli bir şekilde süreç yönetimi var. İlginçmiş. Ben de bunun... En başta şirkete ilk geldiğimde çok doğru olmadığını düşündüm. Ve bunu işte Kudret'e, CEO'muza söyledim. Çünkü müşteriyi sahiplenen birisi aynen, yok. Aynen. Ve işte mesela şöyle bir durum oluyor. Şirkette diyorum ki işte bilmem ne müşterisinin şey durumu ne oldu? Diyorum mesela. Bir de bu arada bu şeye benziyor. Hani modemden modeme bağlandığında hep bir... Package loss diye bir şeyden bahsedilir ya internette böyle hani. Evet, bilgiyi kaybediyorsun orada. Arada iletişimde. Sürekli bilgi kayboluyor. Neden? İşte çünkü. O ilgilenmişti şimdi bana geçti. Evet, ya ben işte Seda'ya sordum da o bana bilmem ne demişti ama sonra bilmem ne de dedi ki Ahmet Bey'inmiş aslında o falan filan gibi böyle bir şeyler diyor. Böyle İncil yazıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Yani tamam abi gerçekten ne oldu bir onu söyler misiniz falan anlamak aşırı zorlanıyor. Ve onlar da hatırlayamıyorlar. Evet ve bir yandan bir yere yazsan dahi. Ya düşünsene 7-8 kişi bir tane müşteriye dokunuyor. Yazsan okunacak halde olmaz zaten. Karma karışık. 8 kişinin yazdığı şey. Bir de böyle birisi alelacele yazıyor. Diğeri böyle uzun uzun anlatıyor falan. Biri yangın söndürüyor yazmayı unutuyor. Evet, yazacak vakit yok. Mantıklı değil. Şimdi bu böyle beni iyice şey yapmaya başladı. Çünkü bir de departmanlar arası grey zone'lar var. Yani net olarak nerede olduğu belli olmayan. Mesela atıyorum müşteri tam olarak ne zaman müşteri oluyor? Gibi böyle, ne zaman hani bana geçiyor? Böyle felsefi boyutta tartışabileceğim. Ve böyle neredeyse her seferinde insanların bana sormak durumunda kaldıkları. Aynen. Şimdi bizde mi bu adam artık? Evet, yani şimdi biz mi şey yapacağız falan filan. Hani ya böyle çok insanlar bunu intuition'ları, böyle iç güdüleriyle böyle bir şekilde yönetiyorlar falan filan ama yine de peki şimdi bunu ben şöyle mi yapmalıyım falan. Yani böyle anlamıyorlar. Tam çizgileri nerede bitiyor bilmiyorlar. Bir de çok böyle zor. Bir şey olduğunda biraz da suistimali de açık oluyor. Yani okey ama aslında bu böyle değil mi falan filan diyor. Aynen. Ve ben temelde dediğim şey şu yani bu departmanın temel amacı müşteri memnuniyeti. Yani müşteri memnuniyeti için yapıyorsunuz bunu. Onu düşünün ona göre davranın diyordum ama bir yandan bu gri çizgilerden falan filan ötürü, gri noktalardan falan filan ötürü de insanlar nasıl davranacaklarını da bilemiyorlardı. Ve bu pazartesi artık böyle ben yokken buna bir olan son veriyoruz. Bütün bu olayların sonunda dedim ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Okey. Ne tepkiler aldın bunu anlatınca? Ya şey, ya satış çok memnun oldu. Çünkü onların en büyük problemlerinden birisi müşteriyi müşteri departmanına verdikten sonra hala onları sahiplenmek durumunda olması. Hala yani retention'ı da onlar yapıyormuş gibi oluyor. Çünkü adam evet aynen retention'ı da onlar yapıyormuş gibi oluyor ve aslında bizim departman kendi retention. Şeyini üstüne alamıyordu. Çünkü neden? Adam sürekli farklı birileriyle konuşuyor ve tam oradaki insanlarla kendine bağlayamıyor. Ama satışçı bir tane satışçı biliyor. Evet. En çok onunla bağlamış oluyor. Dönüp dolaşıp onunla konuşuyor. Abi ya şunu içeride halledelim sen de bir baksana evet, sonra diyor. Sonra satışçı da geliyor bize diyor ki işte şöyle böyle bilmem ne falan. Hani satışçı sana iş yaptırmaya başlıyor. O yönetmeye başlıyor süreci. Ama aslında onlar da bunu istemiyorlar. Kesinlikle onun başka işi var çünkü. Şey satış yapmak. Yani satışçı ondan para kazanmıyor retain etmekten. Evet, içeri sokmaktan aynen. Para kazanıyor aynen. Açıkça bu. Sonra ekiplerden de iyi tepki aldım. Tabii hatta yani çok açık bir süreç yönettiğimi düşünüyorum. Böyle hepsini aldım bakın böyle bir şey yapmayı düşünüyorum diyorsunuz falan. Biraz adam eksiğimiz var. Biraz bilgi eksiğimiz var. Çünkü bu sefer şöyle bir şey oldu. O kompartmanlarda çalışan herkes yani
tekerleğin gireceği yuvayı yapan adamla tekerleği takan adamın ikisinin de her bir işi bilmesi Aynen gerekiyor. öyle. Çünkü işte şöyle bir hücre yapısına geçeceğiz. Müşteri grupları atayacağım herkese ve o müşteriyle alakalı bütün problemleri Onlar ilgilenecek. o hücre çözecek. Yes. Yani A'dan Z'ye her türlü Yani en oluşan her başta şeyi. zor olacaktır ama alıştığında herkes Evet. öğrendiğinde bence daha efektif Evet. olacaktır. Bir Kesinlikle. de bence uzun dönemde ilişki de inşa ettikçe herkesin Bağlanacak ha. işi dönemi işi daha da böyle şey olacak ve böyle müşterilerimiz belli bir grup insanı tanıdığı için ve hani gerçekten hep onlarla ilgilenen bir ekip olduğunu bildiği için böyle bayağı bir mutlu olacaktır diye Ve düşünüyorum. orada retention'da şöyle kaliteler ortaya çıkacak. Ben şimdi işte sen müşterisin, ben de seninle ilgilenen adamım opsiyonun içinde. O olay şuna dönecek. Ya Samcan doğum günü kutlamamdan çok hoşlanmıyor da işte kadınlar gününde Tabii. ona çiçek göndermemden çok hoşlanıyor. Tabii. Bu yani bu bilgi şu anda über spesifik gibi gözüküyor olabilir ama bu çok önemli. Evet. Bu seviyeye kadar öğrenebilirlerse ve bununla ilgili aksiyon alabilirlerse ki zamanda ben sana bir tane adama tişört gönderir mi ne demiştim hatırlıyor musun? Bu çok Evet, basit. aynen. Bilmiyorum gönderdiğimizi onu da sorayım ben şimdi sana da. Şimdi o Apsiyon diyen adam. aynen. bu seviyeye gelirsen o zaman işte hizmet kaliten böyle saçma sapan yerlere gidiyor ve Evet. çok çok iyi oluyor yani. Evet. Yani amacımız da aslında bu. Bunun bu şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Benzer bir uygulamayı FedEx'in yaptığını ve böyle bir vaka çalışması olduğunu öğrendik. Orada da benzer bir kompartman zaten hani tam böyle şeyde de öyledir ya, paket böyle bir yerden böyle akar falan. O mantıkta işleri, süreçleri böyle akıttıklarını öğrendik. Ve aslında orada aşırı başarılı olduğunu. Yani Süper. Bu arada böyle Insider'daki durum da aynı. Yani Insider'ın Account Management diye bir ekip var. Ve o ekibin işte bir insanda birkaç müşteri var. Ve onlar her an iletişimdeler ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Olay bu Aynen yani. böyle olması lazım ve bu da şeye sebep olur yani eminim ki işte churn falan düşüren Kesinlikle, kesinlikle. ve doğrudan bir de şöyle bir durum oluyordu. Mesela diyelim ki bir tane mevcut müşteriye satacağım bir ürün var. Bunun komünikasyonunu yapın diyorum. Yapamıyoruz. Çünkü Aynen. o müşterilerle komünike edecek Kim? kimse Hangisi? yok. Yani kimse aslında onlardan Bir de işte sorumlu iş değil. tanımında yok öyle bir şey. Abi ben mi? Ha niye ben ki filan. Evet. O durum çok yanlış bir durum yani. Evet. Ben bunun bir sürü şeyi çözeceğini düşünüyorum. Biraz şok yaşayacağız ve zorlanacağız ama teknik tarafta da zorlanacağım şeyler var. En azından en basitinden telefonları bağlamak. Yani hani o müşteriler doğru şeyi arayacak mı şeklinde. Yani yavaş yavaş Evet. zamanla ve bence doğru bir yol acısız bir şey kazanılmıyor. O yüzden Evet. Evet. bence denemekte yarar var. Öbür türlü gitseydiniz long term'de daha çok zararlı Evet. çıkardınız. Ben özellikle bu bölümü dinleyen arkadaşlara konuyla alakalı deneyimi olan, geçmişte böyle bir şey yaşamış olan insanlar varsa şey yapmak isterim. Yani yorumları varsa dinlemek isterim. Çok merak ediyorum. Evet, yani bununla ilgili sıkıntı yaşamış olan falan varsa bence de iletirse iyi olur. Çünkü benim de aklımda hep pozitif şeyler var. Şu anda seni eleştiremiyorum yani. Evet. Evet, iyi yapmışsın demek geliyor içimden. O yüzden zor bir konu yani. Ben de eleştiremiyorsam. Yok yani şey eleştirebileceğim hemen ben kendi noktalarımı söyleyeyim. Bir öncelikle aslında şey oluyor. Ekiplerin sayısı küçülüyor. 3 tane ekip kuracağız. 9 kişiyiz. 3-3-3 gibi bir ekip şey olacak. O zaman aslında mesela birisi hasta olsa, diğeri eğitimde olsa tek kişi bütün yükü alması gerekecek falan filan gibi aslında her birinin şeyini azaltıyorsun. Ama Orada Joker sensin. Her şeyi sen bileceksin. Onların yerine sen geçeceksin. imkansız çok zor onu benim Yapman yapmam. lazım. Ama şöyle bir durum var. İşte burada aslında ben portföy yöneticisi olan kişilere bununla alakalı full sorumluluk veriyorum. Bütün Okay. onların planlamasını net ve düzgün bir şekilde yapmaları gerektiğini. Ben insanlara daha fazla sorumluluk verip bir de insanlara kişisel gelişim alanında da açıklık vermek bu. Çünkü Evet, büyüdükçe evet. şirket daha fazla portföy yöneticisine ihtiyaç duyuluyor. Aynen öyle. Onun o kadar negatif bir yönü olduğunu düşünmüyorum ama şey zor. Yani sürekli böyle ekipleri oluşturmak, yani bölmek, parçalamak, o portföylerin aynı yükte olmasını sağlamak. Heh, aynen. Bir de bak ben sana esas riski söyleyeyim. Bence know-how'ı biriktiremiyor olmak en başta büyük risk. Şu anda en başındasın olayın. Eğer sen oluşan know-how yani en başından en bilmezkenden biliyor hale gidene kadar ki know-how'ı bir yerde biriktiremezsen yeni işe alacağın insanların adaptasyonu çok uzun sürecek. O yüzden senin wiki gibi bir yer yaratman lazım. Yani biz 3'e bölündük. Şu anda ilgileniyoruz ve şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Day 1. Sonra 2
Şu anda ilk defa telefonları doğru bağlamayı başardık ve galiba bu iş olacak iki falan. Yani bu kadar tabii Fallout gibi yapmana gerek yok da bunu. Demek istediğim şu, yani abi bunları yaptık, çalışmadı. Bunları yaptık, evet galiba bir şeyler iyi gidiyor. Bütün bu fail'ları da başarıları da orada biriktirirsen, gelen adama abi bak bu bizim günlüğümüz, yani böyle şeylerden geçtik. Bunları bir oku, neler yapmamak gerekiyor yazıyor, neler yapmak gerekiyor orada da yazıyor. Ona göre adapte ol. Belki 3 ayda adapte olacak adam, sen bu şekilde bir ayda adapte edebilirsin. Çok önemli. Çok Ve süper. eğer bunu kaçırırsan şu anda, yani şu anda T0'dasın ya, eğer alıştıktan sonra wiki tutmaya başlarsan o zaman her şey iyi olacak zaten. Kötüleri yazamamış olacaksın ve gelen adam hatayı yapacak. O zaman sen abi bunu da Süper bir yazalım fikir diyeceksin. bu arada. Bunu uygulamaya alacağım. Okey, sevindim. Küçük bir danışmanlık vermiş gibi hissediyorum kendim şu Tamam, şimdi bunun karşısında kim bilir ne isteyeceksin. anda. Neyse kapatalım da. İsteyeceğimi biliyorum Okey, gerçekten çok yoruldum. ben. Ondan hızlıca bölümü Yalnız bitiririm belki. podcast yapmayı özlemişsin galiba. 50 dakika konuştun. Tebrik ederim. Ne? Gerçekten mi? İnanılmaz. Bravo. Hiç fark etmedim bile bu arada. Gayet şeydi. Gerçekten özlemişim İyi. demek ki. Okey. Samican Arkadaşlar 50 dakikadır konuşuyoruz. Gerçekten bayağı yoruldum. Hala böyle 10 civarında falan enerjim bitmeye başlıyor. İyi, güzel. Tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Nisan ayı itibariyle birinci yılımızı doldurmuş olacağız. Aslında birinci yılı doldurduk Mart'ta şimdi. Doğruya doğru. Mart'tı Evet. yani ayımız. Aynen. Kutlamamızı da yapmadık. Meetup da yok. Nisan ayında yapalım. Onu diyecektim. Çünkü bu ay ben Ya. bir 10 gün olmadığım için zaten ayın yani yarısının neredeyse yoktum. Ne yapma, bir şey yapmamız Nisan lazım ya. ayında Bunu takta bir cidden tane şey yapacağız. Meetup yapacağız. ayarlamamız lazım. Çok Yani ciddi bir partiyi şey değil. yaparız istersen. Yok yani bir şey ayarlamamız lazım. Artık şey oldu bu. Çok uzadı yani. Ayıp oldu. Evet. Kesinlikle ayarlamayız. Çok fazla talep var zaten bu sefer. Evet. Bayağı isteyen insan var. Nisan ayında yapacağımız meetup'la alakalı bir dahaki bölümde sizi bilgilendirelim. Tamam, bu bize bir deadline olsun. Artık Evet. insaf yani. Evet. Ayıp ya. Neyse Aynen. tamam. Şu anda kendime kızdım. Sana da kızdım. Geçelim. Okeydir. Tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bizimle iletişime geçmek isterseniz Facebook'tan yazabilirsiniz, Twitter'dan yazabilirsiniz. Lütfen tweet atın. Tweet atmanızı çok istiyorum. Ek sözlüğe yorum bırakırsanız süper olur. Ekşi son yorum gördüm bu arada. Ne yazmıştı? Şeyle konuştuk ya biz geçen hafta Tuna'yla. Tuna'yla. Adam şey yazmış ek sözde. Adam crossfitçiyle konuşuyor ve crossfit nedir diye sormuyor ya, inanamıyorum falan yazmış. Neyse yavaş yavaş öğrenecekler demiş. Bence bayağı komik ve Çok nispeten doğru çünkü yani. ya Barış. Çok komikti ya. Biz bunu böyle hobi olarak yapıyoruz ya sonuçta. Yani benim aklıma gelmiyor. Ayrıca zaten topik de yani CrossFit değil aslında. Biz girişimci muhabbeti olarak bu bölümü yapıyoruz. Yani Evet. biz davet ettik gibi. Ya aslında Tuna'yı. Tuna'nın da öyle bir şey yok zaten. Hani abi CrossFit'ten bahsedelim de demedi o. Hatta o hani onun kanalından bile bahsetmemizi istemedi de ben tabii ki onu Evet. koydum. Tabii adam demek ki CrossFit'le daha alakalı olduğu için onu istemiş. Çok iyi. Komikti yani. Evet, böyle yorumlarınızı da her türlü yorumunuzu Aynen yapabilirsiniz. bizi harcayın. iTunes'da da yorum yaparsanız seviniriz. Onun dışında önümüzdeki haftaya görüşmek üzere. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.